Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'ne Bayan Eli diyecek. Genç, dinamik ve eğitimli 22 yaşındaki Eda Nur Menteş, Zeytinburnu ilçesinin en büyük seçmen sayısına sahip Telsiz Mahallesi'nde muhtar adayı olarak "Ben de varım" diyerek yola çıktı. Muhtar adayı Eda Nur Menteş'in yemekli istişare toplantısı anlamlı oldu. Genç, dinamik, enerjik, bilgili ve istekli muhtar adayı Eda Nur Menteş, mahallenin ileri gelenleriyle Zeytinburnu Belediyesi Belgrad Kapı Sosyal Tesislerinde yemekli istişare toplantısı yaptı. Toplantının onur konuğu 35 yıl Telsiz Mahalle Muhtarlığı yapan Necdet Akşahin oldu. Duayen muhtar Necdet Akşahin şunları söyledi. Kızımıza tavsiyeleriniz, öneriniz ne olacak dinleyelim sizi. Buyurun muhtar. Şimdi değerli kardeşim, ben de hepinize hoş geldiniz diyorum. Memnunum bu kızımıza. Burada ben söz veriyorum. Kendisine destekleyeceğim yani. Elimde geldiği kadar çalışacağız beraber. İnşallah olur. Ben bazı konular var. Burada söylemeye gerek yok. Ben kızımla görüşürüz. Konuları kendilerine iletiriz inşallah. Nasıl yapacağız, nasıl edecekler onu öğreneyim. Yani şunu diyebiliriz. 30 yıllık tecrübem genç kızımızın yanında. Her ne kadar beraber, 2 beraber. Yaşında da olsa 30 yıllık tecrübe yanında diyorsun. Beraber olacağız inşallah. Çok teşekkür ederim. Söz verdik burada. Sonra ben söz verip de sonra kanıca böyle bir adam da değilim yani. Ben. Benim şimdi oğlum girse derim ki ben söz verdim buraya, girme derim. Ona hiç şüphemiz yok. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Abi sizi tanıyalım önce. Ben Şahin, ismim Şahin Yapı Market adına geldik. Eda Hanım'ı destemek için. İnşallah hayırlısı olur. Bize aza eli yapıyor. Yapacak inşallah. Hayırlı uğurlu olsun diyelim, ne diyelim, inşallah Allah desteklerimizi aynen iş yapacağız. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Abi sizi tanıyalım. Ben İsmail Yaşar. Zeytinburnu Şanlıurfa Dernek Yönetim Kurulu üyesiyim. Terakazımıza da hayırlı uğurlu olsun, başarılar diliyorum. Sıcaklar mı? Teşekkür ederim. Evet, şimdi de Şanlıurfa Dernek Başkanı Murat Tufan dostumuzun yanındayız. Başkanım, sizler neler söyleyeceksiniz? Ben öncelikle Eda kardeşimi tebrik ediyorum. Özgüveninden, cesaretinden dolayı. Tabii ki bu bir yarıştır. Bütün adaylar bizim için aynı seviyede. Ama Eda kardeşim için ben bir pozitif bir ayrımcılık rica ediyorum. Bayan olması hasebiyle. Bayan evi temiz tutar. Bu kardeşimiz de inşallah mahallemizi temiz tutacak, çok güzel çalışmalar yapacak. Ben kendisine canı gönülden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet, şimdi de İbrahim Balcı kardeşimizin yanındayız. Sizler neler söyleyeceksiniz? Eda Nur kardeşimiz Telsiz Mahallesi'nde doğup büyüdüğü bir ortamda. Şimdi kendi mahallesine muhtar adayı olmak için yola çıktı. Bismillah dedi, başladı. Biz de tabii ki değerli dostları, büyükleri olarak da kendine gereken desteği vereceğiz. Telsiz Mahallesi bir bayanımıza, bir ablamıza, bir kardeşine sahip olacak inşallah. Rabbim yolunu açık etsin inşallah. Öncelikle ben Şeyh Muzdoğan Eymen Mardinliyim. Telsiz Mahallesi'nden beri oturuyorum. 92'den beri İstanbul'da yaşıyorum. Tabii ki Zeytinburnu'da çok semtleri değiştirdim. Yani Doğan olsun, Beştesiz olsun, Telsiz olsun. En son şu anda Telsiz'de ikamet ediyorum. 10 yıldır orada oturuyorum. Tabii ki bu yolda dedi ki, dün tanıştık kendisiyle, dedi ki bu adaylığı ben muhtarlı adayı olayım dedi. Biz de bu konuda dedi, elimizde ne geliyorsa destek hazırız, her zaman yanındayız dedik. İnşallah hayırlısı olur, destekliyoruz sonuna kadar. Ben Süleyman Çengel, Tekirdağlıyım. Kızımıza başarılar dilerim. Geldi mahallemizden, genç bir kızımız, gençliği bir heyecanı var. O yüzden buna yardımcı olmak için bir bayan olması sebebiyle inşallah hayırlı uğurlu olur. Elimizden gelen desteği yapacağız. Tanıyalım sizi. Ömer Coştu ben. Elazığlıyım. 22 yıldır Telsiz Mahallesi'nde oturuyorum. Eda ile de 6 yıldır tanışıyoruz. Çok güzel bir kardeşimiz. Çok iyi niyetli, efendim, dürüst bir insan. İnşallah başarılı olacağız diye düşünüyorum. Telsiz yani mahallemiz için inşallah hayırlısı olsun. Destekliyoruz Eda'mızı. Çok teşekkür ederim. Benim ismim Yusuf Ziya Duman. Ben de Telsiz Mahallesi'nde oturuyorum. Hem Eda Nur kardeşimize azası oluyorum inşallah.
Yani hem bir bayan olaraktan biz de tamamen mahalledeki işte bayan özellikle hanımların daha çok içinde olacağına, onların sorunlarıyla ve mahallenin sorunlarıyla ilgileneceğine canı gönülden inanıyorum. Çünkü çok azimli, istekli bir kardeşimiz. Yani ne diyelim, bu yolda Allah yolumuzu açık etsin. Onun için de hayırlı uğurlu olsun. Sonuna kadar berabersiniz. Sonuna kadar devam edeceğiz. Allah nasip ederse inşallah hayırlı uğurlu olur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, genç kardeşimiz. İsmim Kadir Yılmaz. Eda Nur'un kuzeniyim. Kendisine bu yolda başarılar diliyorum. Elimizden geleni yapacağız. Hayırlısı olsun. Vallahi elinden gelen herkes yapıyor. Sen de elinden gelmeyene daha çok çalışacaksın. İnşallah. İnşallah. Başarılar diliyoruz. Evet, şimdi asıl patrona geldik. Evet, tanıyalım. Ben de Mehmet Menteş, Eda Nur Menteş'in babasıyım. Kızıma bu yoldan başarılar diliyorum. Allah'ın izniyle bütün gayretlerimizi göstererek inşallah başa geleceğiz. Mehmet abi, sen büyük bir şey yaptın. Benim kızım da 22 yaşında. Dedi, ben hemen karşı çıktım. Ama sen karşı çıkmak şöyle dursun, her an berabersin. Gerçekten büyük bir destek. Ya şöyle söyleyelim, gençlerimizin önümüzü açmamız lazım yani. Neden olmasın yani? Bir de bayan da istiyoruz yani. Bundan sonra inşallah bayanlar da bizim mahallemizde en güzel bir şekilde çalışacaklar, devam edecekler inşallah. Baba desteği varsa inşallah o iş tamam. İnşallah. Evet. Ben Resul Arslan, Malatyalıyım. Eda Nur yeğenimiz sayılır, aile dostuyuz. Desteklemek için buradayız. Sonuna kadar inşallah, seçilene kadar daha doğrusu diyeyim, destekleyeceğiz. Teşekkür ederim. Tabii, sizi tanıyalım. Hüseyin Tak, Zeytin Sağlık. Eda'ya hem azayız, hem de elimizden gelen desteği vereceğiz. Çok teşekkür ederim. Evet, diyorlar ya, babamın gölgesi anamın duası. Evet. Şimdi annenin yanındayız. Abla, seni tanıyalım önce. Ben Türkan Menteş, Eda Nur Menteş'in annesiyim. Kızımın çıktığı bu yolda başarılar diliyorum. Ölene kadar arkasındayım. Ömür boyu arkasındayım. İlk söylediği zaman nasıl karşıladın? Hiç karşı çıktın mı? Yoksa... Hayır. Sonuna kadar arkandayım, devam dedim. Hatta kızıma birazcık üzenler oldu. Hayır kızım, vazgeçmeyeceksin, ilerleyeceksin. Bu yolda madem ki çıktın bu yola, sonuna kadar aynı olarak biz senin arkasındayız dedik ve devam. Durmak yok, ileri. Çok teşekkür ederim. Efendim, size tanıyalım. Ben Nazlı Şutova. Eda Nur'un geldi bana, dedi azarlık yapar mısın? Olur dedim, yaparım. Çocukluğundan beri kendisini tanırım. İnşallah bu muhtarlık seçiminde iyi bir yere gelir. Kusursuz o. İnşallah alacağız. Çok teşekkür ederim. Bütün etrafımdaki arkadaşlara da desteklerini bekliyoruz yani. Adım Muhammed Enes Menteş. Ablam olur. Desteklerimizi devam ettiriyoruz. Bu yolda birinci olacağına da inanıyorum. Biraz önce bütün konuklar teker teker konuştu. Tabii hepsi de desteklerini samimi bir şekilde verdiler. Özellikle 30 sene muhtarlık yapan büyüğümüz, hemşerimiz Necdet Akşahin abi gerçekten güzel şeyler söyledi. Özellikle kızımla daha sonra da taktikler istersek vereceğim dedi. O çok önemliydi. Ben çok mutlu oldum. Şimdi de kızımız burada. Eda'ya soracağız. Eda, dostların gerçekten müthiş bir destek verdiler. Bu çok önemliydi. Neler söyleyeceksin? Ya benim için hepsinin değeri ayrı ayrı çok büyük. Hepsi benden yaşça çok büyükler. Yaşım çok genç olmama rağmen çok güzel destekliyorlar. Demek ki bu işi gerçekten gençler, bayanlar yapabilir. Yani herkesin yani dediği gibi babamın da gençlerin önünü açmamız lazım. Bu konuda beni desteklerlerse çok memnun oluyorum. Destekliyorlar da sağ olsunlar. Hani böyle. Peki yani... şunu söyleyeyim. Ben aşağı yukarı 32 yıldır Zeytinburnu'ndayım. Birçok seçime katıldım. Özellikle bir muhtar adayının yani yemekli toplantı ilk kez karşılaşıyorum. Bunu nereden akıl ettin? Nasıl böyle bir şey düşündün? Ya şöyle söyleyeyim, ben 22 yaşındayım. Yaptığım her işi bu zamana kadar ciddiyetle yapmayı, yani her zaman ciddi, ya bir iş yapıyorsam ciddiyetle yapmayı tercih ettim. Bu muhtarlığı da hani öyle bir muhtarlığı adaylığımı koyayım diye değil, gerçekten yapmak istediğim için, Telsiz Mahallesi'ni güzelleştirmek istediğim için, aday olduğum için, ciddiyetimi de belli etmek için böyle bir yemek organizasyonu yapmak istedim. Bu ilk değil, belki daha ileride yine bir yemeklerimiz olabilir. Ondan sonra böyle bir şey uygun gördüm kendimce. Sağ olsun beni kırmadı dostlarım, çevremdekiler de gelsinler. Hepsine çok ayrı ayrı teşekkür ederim.
katıldıkları için. Peki son olarak şunu söyleyeyim. Burada gerçekten Necdet abi, Şanlıurfa Dernek Başkanı, ondan sonra Süleyman Çengel, öbür işte Zeytin Medikal, çok gerçekten kendi alanında başarılı insanlar var. Ve hepsi de zamanlarını ayırıp geldiler, desteklerini verdiler. Buna neler söyleyeceksin son olarak? Dediğim gibi hepsine çok teşekkür ederim. Hepsini zaten ayrı ayrı tanıdığım Şahin abi, Hüseyin abi, Süleyman abi, hani Necdet amca zaten yeri bende çok ayrı. Yani hepsini ayrı ayrı tanıdığım insanlar, hepsinin gönül bağımı olan insanlar. Hepsine çok teşekkür ederim geldik için. Size çok teşekkür ederim kırmayıp geldiğiniz için. Bu kadar yani, hepsine çok teşekkür ederim. Ben konuşayım, sıra bende son olarak. Evet, gerçekten Eda'nın çıktığı yol çok önemli ve meşakkatli. Yani sonuç ne olursa olsun bugünkü başlangıç unutulmayacak. Tarihe bir not düşmüş oldu. Ben inanıyorum ki bu kadar değerli insanın bir araya gelmiş olmasından ötürü de mutlaka ortaya kaliteli bir şeyler çıkacak. İnşallah emekleri zayi olmaz. Rabbim yolunu açık eder. Özellikle biraz önce de bahsettiğim gibi Necdet abinin tecrübesi, büyüklüğü burada çok önemli. O da kendisi zaten benim oğlum bile çıksa ben Eda kızıma söz verdim. Dolayısıyla ben Eda'nın yanındayım dedi. Bu da önemli bir destek. Ben çıktığı yolda başarılar diliyorum. Yolu açık olsun. İnşallah 31 Mart'ta hak ettiği sonucu alır. Hepinize saygılar, iyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın efendim. İletişim için 0530 434 5227